Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün misafirimiz var. Kandıra'dan Orçun Maviş kardeşim geldi. Profesör Doktor Mustafa Erayman hocamla beraber şimdi sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit hayvan beslemede nasıl kullanacağız? Küçük bir deney yapacağız. Daha önce YouTube'da yayınladığım bir videoda magnezyum oksit ve sodanın birlikte kullanılması durumunda işkembe pH'sını nasıl dengelediğimizi, asitik olan işkembe ortamını nasıl stabil hale getirdiğimizi deneme olarak anlatmıştık. Şimdi Orçun Maviş kardeşim de tabii bu işlere hakim olduğu için bizzat canlı olarak sizin önünüzde bunu deneyeceğiz. Ya bazıları soruyorlar, abi ne gereği var soda kullanacağız? İşte magnezyum oksit de nereden çıktı, soda da nereden çıktı diye soruyorlar. Şimdi deney yaparak bunu kanıtlamış olacağız. Öncelikle hoş geldin Orçun kardeşim. Hoş bulduk abi. Hocam şimdi iki tane musluktan su doldurduk. Evet. Her ikisinin de pH'sı gördüğünüz gibi 7.8. Diğerini de ölçelim hocam. Diğeri de 7.7, 7.8. Yani aşağı ikisi de zaten aynı musluktan alınmış iki tane su. Şimdi öncelikle bu iki sudan bir tanesini asitik yapacağız. Hocam hemen asitik yapalım. Nedir hocam bunun içindeki? Bunu hidroklorik asit bu. Hidroklorik asit. Tuz ruhu dediğimiz. Tuz ruhu. Şimdi bunu yavaş yavaş kattığımızda zaten burada göreceğiz. Evet. Şimdi, asitik bir yapmaya uğraştık. Da. Karıştıralım. Hızlı bir şekilde düşüyor. pH aşağıya doğru düştü. Gördüğünüz gibi 4.5'lar seviyesine kadar indi arkadaşlar. Normalde fazla koyma hocam, gerek yok. Eyvallah. Yani bir hayvanın işkembesi buralara inerse zaten hayvan iptal. Normalde hayvanların işkembesi 5-8, 6-2 pH'larda olması gerekiyor. Sağlıklı bir işkembenin. Yoğun kesif yem tüketen hayvanlarda işkembe pH'sı aşağı doğru asitik olduğu için, aşağı doğru indiği için hem hayvanlarda topallık, yemden yararlanamama, hayvanlarda iştahsızlık, zayıflama, yeme gelmeme gibi sorunlar oluyor. Şimdi hocam bir miktar soda ekleyerek evet, burada da asitik göreceğiz. Yaptığı suyu yeniden alkali yapmaya uğraşacak. Evet. Bakın nasıl hızlı bir şekilde tekrar yükseliyor. Çok vicdansız davrandık, bir de 3'lere düşürdük yani. Çok düşürdün hocam, asitik, ciddi asitik yaptın. Bakın arkadaşlar, sodayı kullanır kullanmaz hemen eskiki performansına yaklaştı. Tamam hocam, yeter bu. Yeter bu. Şimdi peki madem asitik ortamı sadece sodayla istediğimiz seviyeye getiriyorsak magnezyum oksidin buradaki rolü ne? Magnezyum oksit de bunu stabil hale getiriyor. Mesela şimdi böyle baktığımızda tekrardan asitik yapmaya çalışalım hocam. Asitik yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen düştü gene. Hidroklorik asiti koyduğumuzda yeniden pH'nın düştüğünü görüyoruz. Biraz daha koyalım hocam hidroklorik asitten. Soda biraz direnç gösteriyor. Soda direnç gösteriyor. İşte evet. Burada magnezyum oksit burada devreye giriyor. Evet. Magnezyum oksitle birlikte sodayı kullanmanız durumunda hayvan beslemede biraz koyalım burada. İçerideki asitik olmuş ortamı alkali yapıyorsunuz ve bunu koruyorsunuz. Bakın magnezyum oksiti koyduğumuzda tekrar alkali seviyeleri yakaladığımızı gördünüz. 7.5'e kadar. Tekrardan ekleyelim hidroklorik asit. Evet. Bakın bu defa çok fazla hızlı düşüyor. Hızlı bir düşüş göstermedi. Evet. Yani sodayla birlikte magnezyum oksit birlikte kullanıldığında işkembenin asitik seviyesi düzlenmiş oldu ve alkali seviyeyi de korumuş olduk. İşkembenin olması gereken asitik seviyesi 5-8-6-2, ortalaması 6. Soda ve magnezyum oksit kullandığımızda yoğun kesif yemle hayvanlarımızı beslediğimizde özellikle arpayla, mısır ezmesiyle ve yoğun fabrika yemiyle, düşük kaba yemle veya partikül boyutları küçük olan kaba yemlerle beslediğimiz hayvanlarda gevişme ve ruminasyon düştüğü için buna benzer uygulamaları yüksek süt veren hayvanlarda, süt yağı düşen hayvanlarda, topallık problemleri ve iştahsızlık çeken besi hayvanlarında besinin sonuna doğru kullanmanız zaruri hale geliyor. Şimdi bir de bunda deneyelim hocam. Tekrar ruhi yardımımıza yine. Evet. Mikrofonu Orçun abime ver hocam. Onun da fikrini alayım.
Orçun abi, şimdi bizzat uygulamalı olarak denemiş olduk. Senin düşüncen ne? Ne görüyorsun? Yani hani magnezyum oksit ya da soda, evet, bunların ne gereği var? İşte para tuzağı falan diyen arkadaşlar oluyor. Bunların bir parasal maliyeti yok. Bunların parasal maliyeti yok ama üreticileri olabilecek birçok sorundan bunları kullanarak kurtarabilecekleri ortadayız. Burada yaptığımız deneyde de ben mesela yıllardır, yaklaşık 7 yıldır Jersey beslesem de bundan önceki dönemde Holstein besliyordum. Hı hı. Ve yüksek süt alıyorduk hayvanlardan. Tabii yüksek süt alabilmenin, yüksek süt alabilmemiz için de yoğun konsantre yemle besliyorduk hayvanları. Hı hı. Ve nasıl diyeyim, bir yerde hep takılıyorduk. İster istemez yönetemediğimiz alanlar var. Evet, aşamıyorduk şimdi bazı şeyleri. Bunların sebeplerinden yani biri de bu pH olayı işkembedeki. Biliyorsunuz işte ondan sonra tırnağına vuruyor, hayvanın iştahını kesiyor. Biz bunu uzun süre sürdüremiyorduk. Daha sonra biz de bunları öğrenip kullanmaya başladıktan sonra bu hayvanın verimli geçen süresini çok daha uzatabilip sorunsuz bir şekilde hayvanı beslemeye devam edebildik. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki bizim süt sattığımız kooperatifler, mandıracılar, süt fabrikaları bize bu sodayı zaten öneriyor diyorlar. Önermesinin altında yatan şey aslında sodayı kullandığımız hayvanların süt yağının otomatikmen artması. Evet. Süt yağı neden artıyor? İşkembe stabil hale geldiğinde yemden yararlanma artıyor. Gevişme sayısı artıyor. Gevişme sayısı arttıkça da otomatikmen süt yağı artıyor. Bu da sütü alan adam için de bir avantaja dönüşüyor. Dolayısıyla sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit kullanımı hem hayvanı sağlıklı tutmamıza yarıyor, hem de süt alıcısı için bir avantaj olduğu için sizin sütünüzü tercihli olarak alıyor. Süt alıcısı. Sütü perakende satan birisi olarak süt yağı senin için ne kadar önemli? Benim için hayati önemli. Yani çünkü biz sadece yani amacımız süt üretmek değil, kaliteli süt üretmek. Su üretmek değil. Evet, yani standart bir süt üretmek hiçbir evet, zaman bizim sistemimizin bir parçası değil. Biz her zaman çok yüksek kaliteli süt üretmenin peşinde koştuk. Bunun için uğraştık. Tabii bunda etkili olan şeyler hayvanın ırkı kadar beslenmesi de çok önemli. Hı hı. Özellikle yaz dönemlerinde ister istemez süt yağımızda düşme oluyor. Sıcaklık stresinden etkileniyor. Oluyor. Biz o zaman mesela soda kullanımını iki katına kadar çıkarabiliyoruz sıcaklıkta. Evet. Şimdi normal şartlarda biz 120 gram soda, 60 gram da magnezyum oksit tavsiye ediyoruz ama hayvanların süt verme potansiyelleri yükseldikçe bu miktarlarda oynama yapabiliriz. Hocam yeniden ekranı göster sana zahmet. Evet, şu anda musluktan çıkardığımız su 7-8 pH'lar seviyesinde, hemen işkembemize hızlı yıkılabilir nişasta kaynaklarını verdiğimizi düşünelim. Bu kavanozda bir işkembe olduğunu düşünelim. Asitik yapalım yani. Bu arada hidroklorik asit olarak kullandığımızda bildiğiniz porçöz, yani evlerde lavabo temizliğinde kullandığınız asitik seviyesi efendim ciddi anlamda asitik olan bir ürün. Hemen bakın 8 pH olan kavanozumuzu hızlı bir şekilde nasıl aşağı doğru düşürdü. Bir miktar daha asitik yapalım. Evet. Şimdi bu bir işkembe olsaydı 4,5'lara indiğinde işkembenin içerisinde artık hayvan için faydalı olduğunu düşündüğümüz bakteriler gitti. Bakteri florası bozuldu. Bozuldu. Sistem İşte bu çöktü. Hayvanın topallaması, yemden çıkması, yem yememesi, geviş getirmesi, getirmiyor olması gayet normal bir hale geldi. Tabii hiçbir hayvanın işkembesi bu hale gelmez. Böyle geldiyse zaten hayvan bitmiş demektir yani. Biraz dengeleyeyim o zaman. Evet. Biraz şeyi bulaştı. Evet. Hemen sodayı koyar koymaz yüksel. Hocam bir dakika durur musun? Peki bir de böyle durumdayken magnezyum oksiti koy. Tamam. Magnezyum oksitin alkali yapmakta çok fazla şeyi yok. Soda kadar etkili değil. Soda kadar etkili değil. Bakın koyduğumuz, karıştıralım hocam. Bakın magnezyum oksit soda kadar miktarda koymuş olmamıza rağmen asitik seviyeyi alkali yapma noktasında soda kadar başarılı değil. Ama magnezyum oksitin buradaki rolü istediğimiz pH'ya geldiğinde onu stabil tutmak. Yani sodanın yükselttiği pH'yı stabil tutma vazifesi magnezyum oksite ait. İkisi birlikte kullanıldığında daha ciddi sonuçlar alınıyor.
Evet, bu deneyimizde böyle yapmış olduk. Nasıl, beğendin mi deneyimizi? Gayet açıklayıcı oldu. Yani şunu izleyen herkes anlar. Bunu izleyen herkes, yok bu işe yarardı, yaramazdı demeye gerek var mı? Yok. Yok. Bir de şunu söylemeden geçmeyelim. Bütün bunlara biz neden ihtiyaç duyuyoruz? Hayvanlarımıza kaliteli kaba yem vermediğimiz için. Aslında kaliteli kaba yem vermiş olsak bizim herhangi bir katkı maddesine ihtiyacımız yok. Evet. Biz hayvanlardan beklentimizi yükselttikçe, yani gaza basıyorsun tabii ki fazla benzin yakacak. Beklentilerimiz yükseldikçe, onları verim konusunda zorladıkça buna benzer şeylere ihtiyacımız var. Bunu da buradan söylemiş olalım. Misafirimize de teşekkür ediyorum. Ben hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Evet. Hoşça kalın.